Olayla ilgili muhtarlarımızı, mağdurları, köylülerimizi dikkatle dinledik. DAEŞ'in elektrik kurumunun açık bir kusuru olduğu söyleniyor. Biz de burada görüyoruz işte 50 yıllık elektrik direkleri ve elektrik sistemi. Yangının çıkma sebebinin bu olduğu söyleniyor. Öncelikle Cumhuriyet Savcılarından talebimiz, isteğimiz nesnel, objektif, hiçbir etki altında kalmadan soruşturmayı hızlı bir şekilde sonlandırmaları ve bu olayın sebebini bu halkımıza, bizlere anlatmalarıdır. İkincisi, müdahalenin geç yapılması maalesef kayıplarımızın sayısını arttırmıştır. Yurttaşlarımız ölmüştür. Çok büyük kayıplar vermişlerdir. Mal kayıplarına uğramışlardır. Bu sebeple bu konunun araştırılmasını istiyoruz. Üçüncü olarak devlet mağdurun yanında olmalı. İktidar mağdurun yanında olmalı. Burada bakın internet yok, su yok, elektrik yok. Çok zor şartlarda çiftçilikle, hayvancılıkla hayatını idame ettiriyor yurttaşlarımız. Zaten hayvanlarına bakarken, tarlalarını sürerken hayatlarını kaybettiler. Onların mağduriyetlerini giderilmesini istiyoruz. Bu konuda biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm belediyelerimizden destek isteyeceğiz. Biz bu olayın sonuna kadar, gerçekleri ortaya çıkana kadar Diyarbakır'da olacağız, yurttaşlarımızın yanında olacağız. Sanki burada yangını köylü çıkarmış gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Buradaki yangının sebebi bütün köylülerimizin söylediği gibi maalesef elektrikten kaynaklı olduğu ifade ediliyor. Ve aslında bunun sebebi de özelleştirme politikası dediğimiz özelleştirme. Maalesef elektrik dağıtım şirketi özelleştirildi ve onlar da sadece para kazanmaya bakıyor. Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi hiç yatırım yapılmamış. Bakın şuradaki elektrik tellerine bakın. Hala kaynak yapılarak elektrik vermeye devam ediyorlar. 40 yıl yatırım yapmazsanız buranın kaldırılması mümkün değil. Hala elektrik kesintileri var. 18 saatten beri elektrik yok. Hala insanlar burada çay demlerken, misafirlerine taziyede çay demlerken maalesef ateşin üzerinde odun yakarak çay demliyorlar. Bunu da Türkiye'nin görmesi lazım. Türkiye bilsin ki bu yangınlar köylü tarafından çıkarılmamıştır. Meşhur işte bilirsiniz bazı bölgelerde ekinden sonra tarlalara yakılır ama burada öyle bir şey yok. Ve bugün bu köyümüzde iki tane, birisi 17 yaşında, diğeri 32 yaşında amca yeğen vefat ediyor. Hayvanlarını dağda gezdirirken vefat ediyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Tekrar çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umarım bu ciddi bir şekilde araştırılır ve bir daha bölge böyle bir sorunu yaşamaz. Suçlu olarak köylüyü bu bölgeye göstermeye çalışıyorlar. Ama suçlu bu ülkeyi yönetenlerdir. Suçlu bu elektrik direklerine, elektrik tellerine yatırım yapmayanlardır. Önlenebilir nedenlerle insanların halen yaşamını yitirmesi benim açımdan son derece kahredicidir, üzüntü vericidir. 2024 yılında eğer bu direklerden enerji alıyorsak halen ve bu hizmeti, yani elektrik hizmeti insani bir hizmettir. İnsani olması lazım bu kamu hizmetinin. Kar amaçlı olmaması lazım. Halen kar amaçlı bir biçimde bu hizmete bakılıyorsa ve buraları halen Türkiye'nin başka yerlerinden görüldüğü gibi işte nefret söylemi yaratılarak yurttaşlarımızın acısıyla ortaklaşmıyorsak eğer, bu beni kahrediyor Diyarbakır milletvekili olarak. Burada 15 yurttaşımız yaşamını yitirdi. Halen ölüm döşeğinde olan yurttaşlarımız var. O acıyla çok fazla konuşmak istemiyoruz. Ama şunu bilsinler ki bunun müsebbibi olanlardan bizler hesap soracağız sonuna kadar. Ve sizlerle dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz. Tekrar hepimizin başı sağ olsun. Bunu ifade edeyim. İlk günden itibaren DEDAŞ'ı sadece bu olay nedeniyle değil, bundan önceki pratiklerin nedeniyle olağan şüpheli diyen benim, Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır milletvekili olarak olağan şüpheli dedim. Fail demedim. Ama ısrarla olağan şüpheli olan DEDAŞ, kendi sorumluluğu olan bu işle ilgili olarak kendi sorununu bertaraf etmek amacıyla
yurttaşlarımızı, köylüleri suçlama devam ediyor. Yarın öbür gün bilirkişi raporları çıkacak. Elektrik Mühendisliği Odası bir rapor yayınladı. Yine Diyarbakır Barosu'nun raporları ortada ve savcılığın da basına yansıyan bir raporu var. Bizim cenazelerimiz var. Vatandaşımız şu anda bağrına taş basmış, cenazesinin taziyesini tutuyor. Ama aynı zamanda da unutulmamalı ki hala hayat devam ediyor ve hala bu zor hayatı elektriksiz ve suçlanarak yaşamaya devam ediyorlar. Biz onların yanındayız. Tamam. 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 Evcimim.